Bazı arkadaşlarımız Facebook klasik görünüme geç bölümü olmadığını söylediler. O neredeydi peki? Sağ üst köşede aşağı doğru bir ok vardı. O okun altında Facebook eski görünüme geç ya da klasik görünüme geç diye bir bölüm vardı. Ben de bu bölüm var, sıkıntı yok. Ama bazı arkadaşlarım da bu bölüm olmadığını söylüyorlar. Bugün de bir eklentiyle nasıl Facebook eski görünümüne geçebileceğimizi anlatacağız. Bu eklenti hem Firefox'ta hem de Chrome eklentisinde kullanabilirsiniz. Ben ikisinin de linkini paylaşacağım. Ya da şöyle yazabilirsiniz. Direkt eklentinin adını yazarak bu eklentiye gidebilirsiniz. Söylediğim gibi hem Firefox hem de Chrome'da kullanabilirsiniz. Bu ikisiyle işlem yapabilirsiniz. Arkadaşlar, eğer ki video işinize yaradıysa ve sizin de sorununuzu çözdüyse videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, bu sorunu freesoru.com'dan bize belirtti bir arkadaşımız. Biz de oradan görerek yaptık. Çünkü bazen işte YouTube yorumların altında yazınca biz sizin yorumlarınızı göremiyoruz. İşte sorunlarınızı göremiyoruz. Ama freesoru.com'a yazdığınız zaman hemen uzman arkadaşlarımız ve biz bu soruları görüyoruz. Birebir muhatap oluyoruz. Bakın, bir arkadaşımız demiş ki Facebook yeni tasarımına geçiş nasıl yapabilirim veya eski tasarımına nasıl geçiş yapabilirim diye sormuş. İşte bu seçeneğin olmadığını söylemiş. Biz bu soruyu gördük. Onun dışında bakın birçok soru var. Bunları da birazdan cevaplayacağız. Eğer ki sizin de böyle bir sorununuz varsa siz de freesoru.com'dan bizlere iletebilirsiniz. Dediğimiz gibi freesoru.com'dan sorularınızı hemen yanıtlamaya çalışıyoruz. Şimdi Facebook'tan nasıl klasik görünümüne geçebileceğimizi anlatalım. Arkadaşlar, dediğim gibi yapmanız gereken ilk işlem bu eklentiyi indirmektir. Chrome kullanıyorsanız Chrome'a, Firefox kullanıyorsanız Firefox'a indirmeniz gerekiyor. Şimdi Add to Chrome denen bölüme bir kere basıyoruz. Yukarıdan gelen bölüme de uzantı ekle butonuna basıyoruz. Buraya bastıktan sonra muhtemelen eklentimiz eklenecektir. Gördüğünüz gibi hemen yukarıya eklentinin eklendiğine dair bir simge geldi. Şurayı kapatıyorum. O simge kayboluyor. Birazdan o simgeyi yeniden yerine getireceğiz. Burayla işimiz bitti. Yani eklenti ekleme bölümüyle işimiz bitti. Hemen şurayı kapatıyoruz ve buraya geliyoruz. Facebook'tan bir kere F5 yapalım. Facebook tasarımımızın yeni olduğunu teyitleyelim. Hemen şuradaki bölüme tıklıyoruz ve kendi eklentimizi buluyoruz. Eklentiyi bulduktan sonra karşısında 3 nokta var. Burada yapmamız gereken arkadaşlar, 3 noktaya tıkladıktan sonra seçenekler bölümüne bir kere tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bütün işimiz burayla olacak. Yani buraya Facebook yazacağız. Tabii ki dikkatli bir şekilde yazmanız gerekiyor. Facebook yazdıktan sonra hemen size aşağıda bu bölümle ilgili, yani eklentiyle ilgili birkaç kod vereceğim. İşte Firefox'a ait olan, bir de Chrome'a ait olan kodları paylaşmış olacağım. Hemen şu şekilde aşağı kaydıralım. Ben kodlarımı nereye bırakmıştım? Şuradaydı muhtemelen. Burada değilmiş. Neredeydi, neredeydi? Şurada olması gerekiyor. Evet, kodlarım burada. Gördüğünüz gibi Chrome'dan ulaşabileceğiniz eklentiyi burada paylaştım. Firefox'la ilgili eklentiyi de burada paylaştım. Ortak olarak da şu kodu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde paylaşmış olacağım sizlerle. Bu kodu da şu şekilde kopyalıyorsunuz. Hem Firefox'ta hem de Chrome'da bunu ortak kullanıyorsunuz. Yine eklentiye gidiyoruz ve ortadaki textbox'a o kodu yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra şurada zaten otomatikmen Safari bölümü çıkıyor. Burayı değiştirmemize gerek yok. Hemen şurayı da büyük Ö, E ve 1 yazıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Add bölümüne bir kere basmamız gerekiyor. Add bölümüne bastıktan sonra hemen aşağıya doğru kaydırıyoruz. Safari bölümü altındaki Facebook bölümünü, yani sizin eklediğiniz bölümü görmeniz ve teyit etmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen Facebook'umuza gidiyoruz. Aa, olmadı. Neden olmadı? Şimdi bir iki işlem daha yaparak Facebook'un eski tasarımına dönmüş olacağız. Yine yapmamız gereken şuradan bir kere buraya basmaktır. Buraya bastıktan sonra bu kalem gibi işarete bir kere basıyoruz
ve eklentimiz yukarıya geldi. Burada yapmamız gereken ise, hatırlarsanız biz Safari bölümünde değişiklikler yapmıştık. Facebook'u o bölüme almıştık. Onun için Safari'ye basıyoruz ve buradan bir kere Facebook bölümüne basıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın Facebook eski tasarımına döndü. Burada artık işlemlerimizi rahat bir şekilde menülerimizi bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan eski tasarımını kullanabiliyoruz. Şurada hiçbir işlem yapmadık. Yani işte burada yazıyordu ya Facebook eski tasarımına dön. Buradaki işlemleri artık hiç kullanmanıza gerek yok. Sadece bir eklenti sayesinde bu işlemimizi yaptık. Bu da Teknoloji Doktoru kanalı abonelerine özel bir video olsun. Çünkü bazı arkadaşlarımın, bazı abonelerimin sürekli bu sıkıntıdan muzdarip olduklarını gördükçe ben de bu videoyu çekme ihtiyacında bulundum. Eğer ki video işinize yaradıysa kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunun dışında söylediğim gibi bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa freesoru.com'dan bizlere soruyorsunuz. Biz de elimizden geldikçe hem uzman ekibimiz hem de bizler sizlere cevap vermeye ve sorununuzu hemen çözmeye çalışıyoruz. Bugün bir eklenti sayesinde nasıl Facebook eski tasarımına dönebileceğimizi anlattık. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Biraz freesoru.com'u tanıyalım. Gördüğünüz gibi sade bir arayüze sahip. İstediğiniz soruyu istediğiniz zaman sorabilirsiniz veya kullanıcılarla iletişime geçebilir ve topluluklardan yararlanabilirsiniz. Üstelik freesoru.com'a üye olmak da çok basit. Hemen freesoru.com sitesine girip sağ üst köşede bulunan kayıt ol butonuna tıklayıp çok kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kendi profiliniz oluşacaktır. Kendi profilinize girip dilediğiniz gibi profil fotoğrafı ya da kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Profilinizi düzenledikten sonra sorular sormaya ve sorulan sorulara cevap vermeye başlayabilirsiniz. Üstelik sorduğunuz sorulara cevap verilirse anında hem mail olarak hem bildirim olarak cevaplar size ulaşmaktadır. Soru sordukça taç kazanıyor ve üst üye olmaya da hak kazanıyorsunuz. Hem bilgili hem eğlenceli vakit geçirmek için freesoru.com'a üye olmayı, soru sormayı unutmayın. Unutmayın ki sorulan her soru orada çok daha hızlı bir şekilde cevaplanabilmektedir. Bu şekilde sorularınızı kolaylıkla kısa sürede çözebilirsiniz.